2021 yılı bütçesi belli oldu. Yeni yılda kamuya alınacak memur sayısı netleşti. 2021 yılında sağlık ve eğitim personeli başta olmak üzere kamuya 100 bin memur alınacak. İşte alım yapılacak kamu kurumları. Yeni yılda öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden doktora, eczacıdan din görevlisine, madenciden bekçiye kadar binlerce kişiye memuriyet kapısı açılıyor. 2021 yılında ilk olarak yeni ekonomi programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleşecek. Ardından yıl içinde 65 bin kişi daha işe alınacak. Kamuya 6 bin yeni engelli personel alınması da planlanıyor. Böylece engelli memur sayısı 64 bini geçecek. ...2021 bütçe teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı için %15,3 arttırıldı. 385 milyar 10 milyon lira olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülmüştü. Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlık personeli alımı yapıldı. ...2021'de yine sağlık, eğitim başta olmak üzere emniyete komiser, polis memuruyla bekçiler de alınacak. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İşkur üzerinden KPSS puan şartıyla alım yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinde 6 milyar liralık ödenek ayrıldı. Program kapsamında oluşturulan istihdamın yıl sonunda 100 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Kamuda ayrıca hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak. Böylece başarılı personelin ödüllendirilmesi sağlanacak. Bunun için kamu insan kaynakları yönetim sistemi kurulacak.